2016 yılının Ekim ayında soğuk ve yağmurlu bir gündü. Büyükçe dolu parçaları yere düşüyordu. Kısacası uçmak için güzel bir gün değildi ve Wow Air'ın İzlanda Reykjavik'ten Fransa Paris'e giden 404 sefer sayılı uçuşundakiler bunun sebebini anlamak üzereydi. İkonik fuşya rengindeki uçağa kalkışının üzerinden çok geçmeden büyük bir yıldırım çarptı. Peki bunun sonucunda düştü mü? Bir yıldırımın 1 milyar volt elektrik kuvveti taşıdığını düşündüğünüzde bu hayli olası bir sonuç gibi geliyor değil mi? Çünkü bu 60 wattlık bir ampulü yarım sene boyunca çalıştırmaya yetecek miktarda bir güç. Ama hepsi bu kadar değil. Yıldırım güneşin yüzeyinden 5 kat daha sıcaktır ve düştüğü yere ses hızından daha süratli ısıtır. Sonuçsa yakınlarınızda gerçekleşen bir patlama uğultusunu andıran kulak zarınızı patlatacak şiddetli bir sestir. Yıldırım sıcaklığının yanı sıra görüntüsüyle de korkutucudur. Çünkü düştüğü yerin yakınlarındaysanız yaydığı ışık sizi kör edebilir. Bu arada sizin şahit olduğunuz en zorlu hava olayı hangisi? Yorumlarda cevaplarınızı bekliyorum. Neyse, yıldırım doğa ananın en şiddetli güçlerinden biridir. Ve tüm bu süreci bir uçakta yaşadığınızı düşünsenize. Hasarın neye benzediğini öğrenmeye korkuyorum doğrusu. Uçağın iskeleti kömüre mi döndü, yoksa paramparça mı oldu, alevler içinde mi kaldı? Hayır, hiçbiri. Şaşırtıcı şekilde yıldırım uçağa pek zarar vermedi. Bir kere günümüzde uçaklara çok fazla yıldırım çarpmıyor. Güvenlik kuralları gereğince pilotlar fırtınaya doğru uçamazlar. Uçaklar fırtına bulutlarının yanından gidebilir ama altından veya üstünden geçmezler. Çünkü genellikle bulutların zirveleri çok yüksekte olduğundan üstünden gidemezler. Ve altından gitmeye çalışırlarsa da yıldırım hiç şüphesiz uçağa çarpacaktır. Yani fırtınanın içinde hareket eden devasa bir metal parçasına çarpmaması işten bile değildir. Ne var ki kokpitteki özel hava durumu radarı sayesinde bu fırtınalardan korunabilirler. Peki de madem yıldırım uçağı düşürmüyor ya da büyük bir hasara yol açmıyor, o halde neden fırtınalardan uzak duruyorlar? Bunun sebebi yıldırım değil. Fırtına içerisinde gerçekleşmesi muhtemel aşırı güçlü türbülanstır. Türbülans, içlerinde uçağın kontrolünü kaybetmenin de bulunduğu pek çok ciddi soruna yol açabilir. Ayrıca sarsıntı, baş üstündeki valizlerin düşüp birilerini yaralamasına yol açabilir. Bu nedenle uçakların bir fırtınanın merkezine 30 kilometreden daha fazla yaklaşmaları yasaklanmıştır. Radarda bu bölge kırmızı ile gösterilir. Ve pilotlar bazen bu şiddetli türbülanstan uzak durmak için rotalarından onlarca kilometre sapabilirler. Günümüzdeki bu güvenlik kuralları sayesinde eğer uçak düzenli olarak kullanılıyorsa ona senede bir veya iki sefer yıldırım çarpar. Ama bu zamanlarda bile genellikle herhangi ciddi bir sorun oluşmaz. Pilotlar havada geçirdikleri her 3000 saat başına bir yıldırımla karşılaşırlar. Bu da ticari havacılıkta birkaç yıllık çalışma süresince bir kez anlamına geliyor. Yolcularsa havada daha az zaman geçirirler. Bu nedenle İzlanda'dan Fransa'ya giden bu yolcuların başına gelen gibi bir olay yaşama ihtimaliniz oldukça düşük. 2000 yılından beri gerçekleşen irili ufaklı 3000 uçak kazasından sadece 8 tanesine yıldırımlar yol açmıştır. Tamam, bunu anladık. Uçaklara her gün yıldırım çarpmıyor. Ama çarptığında jumbo jetler bundan nasıl korunuyor? Emekli pilot Chris Hammond, bir uçağın hizmete sunulmadan önce tüm olası durumlara karşı test edildiğini söylüyor. Buna yıldırım çarpma simülasyonu da dahil. Uçağın dışı için eski alüminyum kaplamalar yerine kompozit malzemeler kullanılmaya başlandığında, kasıtlı olarak fırtına bulutlarının içine girerek yeni malzemenin güvenli olduğundan emin oluyorlarmış. Hammond'ın söylediğine göre İzlanda'daki yıldırım olayının fotoğraf ve videoları her şeyin nasıl olması gerektiği gibi çalıştığını gösteriyor. Yıldırım genellikle uçağın burun kısmına düşer, kuyruk kısmından ve kanatlarından çıkar. Bunun sebebi en az direnç olan bölgelerden geçmesidir. Tıpkı benim kurabiye kavanozuna ulaşma yolum gibi. Yıldırım bu süreçte uçağın içine girmez ve herhangi önemli bir parçasında hasara yol açmaz. Günümüzde uçaklar sadece alüminyumla değil, bakırdan yapılma özel bir iletken katman ağını da içeren kompozit malzemelerle kaplıdır. Bu ağ uçağın dışını kaplayan bir koruma hattı oluşturur. Yani uçağı devasa bir Faraday kafesi haline getirir. Bu İngiliz fizikçi ve mucit Michael Faraday'in 1836 yılında oluşturduğu cihazları elektromanyetik ışınından koruyan özel bir mekanizmadır. Kafes günümüzde de aynı amaçla kullanılıyor ve oldukça basit bir işleyişe sahip. Dışarıdan gelen bir elektromanyetik dalga kafesle buluştuğunda metaldeki serbest elektronlar hareketlenmeye başlar. Bu yük kafesin dışında dağılır ve içeriye girmesini engeller.
Ancak uçağı yıldırımdan korumak sadece dış cephesinde bitmiyor. İç sistemler ve kablolar da bakır ağlarla kaplıdır. Yakıt deposu alev almaması için nötr gazla doldurulur. Son olarak bir yıldırımın yoluna çıkma ihtimalini azaltmak için kanatların uçlarına özel statik elektrik ayırıcılar yerleştirilir. Statik elektrik buralardan geçerek tekrar havaya karışır. Bu sayede uçaklar her daim yüksüz olurlar ve elektrik akımını üzerlerine çekmezler. Bunlara rağmen yine de bir yıldırım çarptığında statik elektrik engelleyici sayesinde geldiği gibi gidecektir. Uçağın dış katmanında, telsizinde ya da elektronik cihazlarda küçük hasarlar meydana gelebilir. Fakat her uçağın güvertesindeki hayati tüm cihazların kopyaları olduğu için herhangi bir acil durum oluşmayacaktır. Daha önce de söylediğim gibi en yeni tasarıma sahip uçakların bile fırtınanın içinden geçmeleri yasaktır. Neticede her ne kadar nadir olsalar da yaşanan vakaların %96'sı uçaklar fırtına bulutlarının içindeyken gerçekleşmiştir. Yıldırım çarpması durumunda pilotlar tüm sistemleri kontrol ederler. Herhangi bir sorun olması durumunda ise uçağı güzergahlarındaki en yakın havalimanına indirirler. Wow seferinde ise uçak yolculuğuna devam etmiş ve Paris'e 3,5 saat sonra güvenli bir şekilde iniş yapmış. Acaba yolcuların hepsi wow demiş midir merak ediyorum doğrusu. Eğer bu sizi ikna etmediyse 2015 yılında Reykjavik'ten kalkan farklı bir uçağa da yıldırım çarpmış ve uçak varış noktası olan Denver, Colorado'ya güvenle ulaşmıştır. Sanırım buradan çıkarmamız gereken ders yıldırım çarpmasını istemiyorsanız Reykjavik'ten uçağa binmemelisiniz. Haksız mıyım? Elbette uçak rotasına ulaşmış ve her şey yolunda gibi görünse bile iniş yaptıktan sonra teknisyenler yine de uçağı dikkatli şekilde inceleyip dışında herhangi bir mikro hasar var mı diye kontrol ediyorlar. Yıldırımın düştüğü ve çıktığı noktalar uçağın dış katmanında genellikle çapı 1 cm'den daha küçük erimiş deliklere benzer ve bunlar hızla onarılabilir. Basit görünüyor olabilir fakat hava yolları bu güvenlik önlemlerinden kaynaklı gecikmeler nedeniyle milyonlarca dolar kaybediyor. Ama en azından artık uçağın kalkışını beklemek zorunda kaldığınız o anların iyi bir sebebi olduğunu biliyorsunuz. Peki bu doğaçlama ışık gösterisi sırasında uçaktaki yolcular herhangi bir şey fark ediyorlar mı? Cevap evet. Uçağın dışından gelen güçlü bir yıldırım sesi duyuyor ve parlak ışıkları görebiliyorlar. Hatta dışında gerçekleşen bu denli güçlü bir enerji akımı yüzünden uçak biraz sarsılabilir bile. Fakat bu uçuş konusunda herhangi bir tehlike oluşturmayan standart bir durumdur. Yıldırım genellikle yere düştüğünde bir uçağa çarptığından çok daha korkutucu görünür. Tecrübeli pilot Hammond, kariyerinin henüz başlarındayken San Francisco'ya yaptığı seferde uçağına bir yıldırım düştüğünü hatırlıyor. Kokpit kararmış ve tüm ekranlar kapanmış. Tüler ürpertici değil mi? Şansına tüm uçaklarda olduğu gibi onunkinde de analog uçuş kontrolleri varmış. Ve sistemler yeniden aktif olmadan önce Hammond uçağı manuel olarak indirmeyi başarmış. Yetenek ve soğukkanlılık diye buna derim. Artık yıldırımın modern havacılıkta bir sorun teşkil etmediğini biliyorsunuz. Birçok tasarım çözümü uçakları ciddi hasarlardan koruyor ve yıldırım çarpması sonucunda oluşabilecek kazaları sıfıra yakına indiriyor. Aslına bakarsanız yıldırım çarpmasından kaynaklanan en büyük risk, fırtına içinde yaşanan türbülans haricinde bunu fark eden yolcuların korkup paniğe kapılmaya başlaması. Fakat siz buna gerek olmadığını biliyorsunuz. Yani sakinliğinizi koruyun ve güvenle uçun. Ya da benim yaptığımı yapıp banyoya saklanın. Hayır, sadece şaka yapıyorum. Bugün yeni bir şey öğrendiyseniz videoyu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Ve işte hoşunuza gidebileceğini düşündüğüm diğer harika videolar. Sadece soldakine veya sağdakine tıklayın ve hayata olumlu bakın.